Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışarısı harika. Karlar her tarafı kapattı. Her yeri kapattı. Çok güzel bir manzara var. Ben de tabii dayanamadım. Attım kendimi doğaya. Şimdi uzun zamandan beri görmediğim bir manzarayla sizi karşılaştırayım. Bakın Öksotu çok harika bir şekilde. Hem de çok alçakta. Hani tam bizim uzanabileceğimiz bir bölgede. Ağaçta gayet birkaç yaklaşık 8-10 bölgede sıçramış şekilde gözüküyor. Arkadaşlar bu öksotu ağaç zararlısı ama hani şöyle söyleyeyim, insanlar için çok faydalı, acayip faydalı, yaprakları değerlendirilebiliyor. Hem ben şimdi yakından görselini alayım, bakın. Hem de faydalarından bahsedeyim. Şöyle etrafımı da çekeyim. Harika bir yerdeyim. Bakın dereler çağlıyor. Bakın karın derinliğini görün. Acayip bir derinlik var. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Şöyle bir oluşum. Bu kışa dayanıklı bir bitki. Yani aslında asalak bir bitki. Ağaçtan faydalanıyor. Genelde böyle yaşlı ağaçlara dadanıyor. Biraz hani güçsüz ağaçlara, bir de terk edilmişse, yani tarlalarda veya hani herhangi bir kişinin bahçesinde değilse, bu şekilde bir ağaçta 10-15 küme şeklinde görmeniz mümkün. Acayip bir bitki. Hani şöyle söyleyeyim, çok yani yayılımı ve köklenme biçimi çok acayip. Gördüğünüz gibi sanki ağacın bir parçasıymış gibi içine işlemiş arkadaşlar. Aslında bu asalak bir bitki. Bu tip ağaçlarda genelde işte armut ağacı tiplerinde ya da kavak ağaçlarında görülmekte. Şimdi ben şu ulaşabildiğim en yakın olan bölgeyi alayım ve elimde biraz anlatayım. Bakın harika oluşumlar. Yapraklarını da toplayayım, eve de götüreyim. Hazır bulmuşken burada biraz daha şuraya kadar oluşum olmuş. Eksi onları görüyor hava ve görüyorsunuz hiç bir etkilenme olmamış. Hani herhangi bir şekilde solmamamış. Gayet diri ve dinç bir şekilde ağaçta durmakta. Bakın oluşuma bakın. Acayip bir şekilde sanki şu bölgeye bakarsanız sanki aşı yapılmış bir şekilde yayılmış. Bakın. Acayip bir şekilde sanki gerçekten de aşı yapılmıştı. Bakın kabuğunu kaldırmış, ağaca işlemiş. Yani ağaç buradan bu tarafını besleyecek durumda bile değil. Yani sadece şu anda öksotlarını besliyor. Yani benim tahminime göre öyle. Belki çok az çiçek açıyordur. Öksotları o kadar çok sarmış ki ağaç muhtemelen sadece bunları besleyecek kadar gücü kalmış. Şimdi biz hep öksotu diyoruz ama tabii halk arasında bir sürü ismi var. Mesela bunların başlıcası ampir, burç, çekem, gevele, gökçe, yapışkonotu, bacaksız bitki, gövelek, güvelek gibi isimleri var. Arkadaşlar bu bizim bölgemizde, yani Marmara bölgesinde ve Trakya bölgesinde yoğun olarak gözükmekte. Anadolu bölgesinde de gözükmekte ama doğu bölgelerde pek rastlanmamakta. Gerçekten de doğru kullanılırsa tam bir şifa kaynağı. Özellikle damar yollarında, kanserle mücadelede, tansiyonda, diyabette, intihaplanmalarda, üst solunum yollarında, streste, kanamalarda, uyku problemlerinde çok iyi geliyor. Kısaca doğru kullanımı da anlatayım. Yapraklar toplandıktan sonra kurutulmaya bırakılıyor. Doğru ortamda kurutularak sıcak suyla, çay gibi tüketilerek içiliyor. Meyveleri kesinlikle insan için zararlı olabilecek seviyede, yani meyveleri kesinlikle yenmiyor ve dalların, yani yapraklar haricindeki dallar da kullanılmıyor. İnsanlar için gerçekten çok faydalı ama ağaçlar için gerçekten zararlı. Şöyle söyleyeyim, bu asalak bitki, armutlar dedim ben genelde, armut ve kavak ağaçları dedim ama buna ek olarak kavak ağaçları, erik ağaçları, kayısı, elma, badem, alhat, ceviz, kestane gibi ağaçlarda, orman ağaçlarının birçoğunda ve süs bitkileri dahil olmak üzere 200'e yakın ağaca yerleşerek istila ediyor. Bakın istila ediyor diyorum, gerçekten de istila ediyor. O kadar iyi bir yayılımı var ki, tabii ki kötü yanlarını da anlatayım, hem yayılımını da göstereyim. Bu bitki nasıl yayılıyor daldan dala? Öncelikle tohumlar tam anlamıyla olgunlaşınca dış yüzeyindeki kabuk adeta yok oluyor ve sıvı ve yapışkanımsı bir hal alıyor. Bu formdayken, bu form genelde kış aylarına denk geldiği için kuşlar etrafta yiyecek bulamadığı için öksotunun meyvelerine geliyor. Özellikle ardıç kuşları.
severek tüketiyor. Diğer kuşlar hani zoraki de olsa bir miktar tüketiyor. Şimdi bunların dışkı yoluyla, yani kuşlar yedikten sonraki dışkı yollarıyla farklı farklı ağaçlara taşıyabiliyorlar. Bu bitkiyi zaten şöyle söyleyeyim. Bu meyveyi tamamen tüketemiyorlar. Bir miktar jel kısım ve tohum dışkıyla beraber ağaca yapışıyor. Ve bu esnada, yani kuş beslenirken de ayaklarına, kanatlarına, tüylerine yapışarak dallarda da gezebiliyor. Yani aynı ağaçta kuş yer değiştirdikçe ayaklarındaki yapışkanlar diğer dallara gidiyor. Yani kuş zaten rahatsız oluyor ondan, otomatik olarak gagasıyla bilmem nesiyle ağaçlara sıvayarak yani kendi ağaçta da yayılım gösteriyor ve diğer ağaçlara da bu şekilde taşımış oluyor. Yani bu bitki yapışarak direkt dalda konuşlanıyor. Çok az bir süre zarfında bu dalın özüne işliyor. Odunsu kısmını işleyerek sıkıca kenetleniyor ve öz suyundan beslenmeye başlıyor. Bu şekilde ağaca sıkı sıkı tutunan bu bitki çok kısa sürede bütün ağaca yayılım gösteriyor. Öyle bir yayılım oluyor ki bu. Öyle bir yayılım oluyor ki kısa zamanda, yani bir yıl içerisinde ağacın tamamen sarmış olabiliyor. Ve ağacın çeşitli meyve veren dalları kuruyarak ağaç zayıflıyor. Kurtulmanın yöntemleri de var ama tabi bu herhangi bir ilaçla veya bir biyolojik mücadeleyle değil, aslında tam tersi mekanik mücadeleyle oluyor. Yani dalı tamamen kesmeniz gerekiyor biraz gerisinden, ya da çok sardıysa ağacı kesip oradan yok etmeniz lazım. Ya yakarak ya da bir şekilde imha etmeniz lazım ki öksotları bir daha yayılım göstermesin. Yani dediğim gibi kısaca özetlemek gerekirse, çünkü çok şeyden bahsettik, yayılımı şöyle söyleyeyim, çiçekli formunu gösterdik, meyvelerini gösterdik, yayılımını gösterdik, tüketilmesini, nasıl tüketileceğini gösterdik ve ne kadar zararlı olduğunu gösterdik. Yani kısaca yuvarlamak gerekirse öksotun yapraklarını keyifle tüketerek sağlığımıza sağlık katabiliriz ama ağaçlarımızda gördüysek, yabancı ağaçlar hariç, orman ağaçları hariç, kendi ağaçlarımızda gördüysek hemen derhal taldan, yani ağaçlardan uzaklaştırmamız gerekmekte. Bu şekilde gözlemlemiş olalım.